sayfasıyla karşınızdayız. Günün ve haftanın önemli spor olaylarını Salim Manav ve Mesut Doğrutekin'le birlikte değerlendireceğiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da önemli isimler bizlerle birlikte olacak. Bunlardan ilki TRT Spor spikeri, belki de TRT'nin en sevilen spikeri Erdoğan Arıkan bizlerle birlikte olacak. Daha sonra Şanlıurfa Teknik Direktörü Osman Özköylü bizlerle birlikte olacak. Turgut Uçar, Altay'dan, Trabzon'dan tanıyacağımız. Altay'da aynı zamanda teknik direktörlük yapmış Turgut Uçar bizlerle birlikte olacak. Ve son konuğumuz ise eğer ki müsait olabilirse Murat Akın, Kayseri sporlu futbolcu. Bu hafta hem derbi haftasıydı hem de Galatasaray'ın için çok önemli bir mücadele vardı. Aynı zamanda dördüncülük mücadelesi için de çok önemliydi. Hocam derbiyle başlamak istiyorum. Derbide neler olmadı? Maçtan önce sakatlandı Gökhan Gönül. Yerine Mehmet Topuz girdi. Maç içinde Tolga sakatlandı, Kayt sakatlandı. Bunun dışında bir MN2 olayı var ki maçı durdurdu. En az 5 dakika oyun durdu. Hocam bunlarla birlikte değerlendirecek olursak gazete manşetlerinde de zaten bütün olaylar Beşiktaş'ın galibiyetinden çok MN2 olaylarıyla alakalı. Foto Maç gazetesinin manşetine baktığımızda futbol hayatını bitiririm manşetini görüyoruz. Aynı zamanda burası AMK gazetesinin manşetine baktığımız zaman burası İstanbul akıllı ol manşetini görüyoruz. Hocam başlayalım ama maç önüyle başlayalım. Sakatlıklar çok ilginç bir derbiydi. Belki de beklenmiyordu. MN2 olayı dakika 18'de çok önemli bir pozisyonu kaçırdıktan sonra özellikle taraftarların sol seslerini yükselttikten sonra oyuna küstü, formasını çıkarttı ve oyundan çıktı. Tekrardan hocası itiraz etti. Futbolcular itiraz etti ve tekrar sahaya geri döndü ki ikinci yarıda oyunda yoktu. Aslında Emenike'nin bu hareketi Fenerbahçe'de teknik anlamda bir otorite boşluğunun tescilidir. Biz bunu sezon başından beri söylüyoruz. Emenike profesyonel bir oyuncudur. Ve Türkiye'nin sayılı kulüplerinden, Avrupa'nın sayılı kulüplerinden, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Dolayısıyla bu tarz uslup ve davranışlara ne Fenerbahçe taraftarını üzmek adına, ne Türk sporuna zarar vermek hocam, adına, ne de... bir virgül koyalım. TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan hattımızda. Sayın Erdoğan Arıkan hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, hoş bulduk Salim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ ol. Sayın Erdoğan Arıkan, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini TRT Radyosu'nda sizden dinledik. Siz de yerinde takip ettiniz. Maçta gelişen olaylar vardı. Gerek sakatlıklar, gerekse MN2 olayı. Hem maçı değerlendirmenizi isteyeceğiz hem de son yıllarda görmediğimiz bir tablo var. 3 takım da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Son kalan 9 haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, herhalde son yılların en tatsız Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarından biri oldu. Futbol kalitesi anlamında da, çünkü Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını düşündüğümüz zaman daha çok gol olan, heyecanı daha yüksek maçları izliyoruz hep. Ama özellikle ilk yarı bence kayıp bir ilk yarıydı. Emenike'nin olayı zaten bütün futbolcuları, seyircileri maçtan da soğuttu. İkinci yarı biraz daha iyi bir futbolu izledik sanıyorum ama şunu söylemeliyim, tarihe geçecek bir maç yaşandı. Yani bir derbide kolay kolay görülmeyecek bir olay Emenike'nin formasını çıkarması, Fırat Aydınus'un kart göstermemesi ve bütün bunlara rağmen, büyük bir krize rağmen Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması bence haftanın olayı. Beşiktaş'ın böyle bir durumdan bile bir galibiyet ya da puan çıkaramaması bana ilginç geliyor. Doğrusunu isterseniz Beşiktaş'ın daha deneyimsiz bir takım olmasından kaynaklanan, Bilic'le beraber, bunun içinde Bilic de var. Ben böyle görüyorum. Yoksa Beşiktaş'ın böyle bir derbide, böyle bir Fenerbahçe'ye karşı, hele ki şampiyonluk yarışında önemli bir maçta, bence puan almalıydı diye düşünüyorum. Peki son kalan 9 haftada favoriniz kim diyeyim açıkçası, Galatasaray önde götürüyor ancak hem Beşiktaş hem de Trabzonspor maçları var. Beşiktaş'ın da öyle, Fenerbahçe'nin derbisi bitti. Artık derbi oynamayacak. Bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman şampiyonluğun bir adım önde gördüğünüz bir takım var mı? Bence bunları göz önünde bulundurduğum zaman Galatasaray ile Beşiktaş bir adım önde. Neden derseniz, kendi evinizde iki derbi oynuyorsunuz, ikisini de kazanıyorsunuz ve hala lider değilsiniz. Evet. Fenerbahçe bence çok büyük bir şansı kaçırdı. Yani ikinci yarıda Fenerbahçe derbileri kendi sahasında oynayacak diye büyük avantajı vardı. Ama bu avantajlarını kullanmasına rağmen, iki maçı da kazanmasına rağmen hala lider değil. O zaman bir sıkıntı var Fenerbahçe'de.
Yani büyük maçları daha iyi oynayıp diğer maçlarda zorlandığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Diğer yanda Beşiktaş'la Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var bana göre. Bütün maçlarını kazandığı takdirde hem Galatasaray hem Beşiktaş şampiyon olacak. Fenerbahçe ise bütün maçlarını kazansa dahi Beşiktaş'la Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Böyle bir tablo olunca tabii ki bence avantaj Galatasaray ve Beşiktaş'tan yana. Ama asıl şu belirleyecek bence son 9 haftada olayı, Fenerbahçe'nin diğer takımlara olan performansı ve diğer takımların, özellikle Galatasaray ile Beşiktaş'ın motivasyonu. Hala lige tam konsantre olabilmiş değiller bence. Ama ben şunu da biliyorum, deneyimlerimden şunu hatırlıyorum hep. Son haftalara girildiğinde ligimizde garip bir şey oluyor. Ve özellikle de şampiyonluk havasına girildiği zaman takımlar bir daha puan kaybetmiyorlar. Bunun çok fazla örneği var. Yani son 6 haftayı, 7 haftayı üst üste kazanarak şampiyon olan birçok takım var ligimizde. Şimdi bu sürece girebilecekler mi ve ne zaman gireceğiz bu sürece? Ama şu kesin bir gerçek ki 3 takımlı bir şampiyonluk yarışını son haftalarda hiç yaşamadı bu ülke. Evet. Hep son 4-5 hafta 2 takımla girdik. Bu kez 3 takım birden şampiyonluk hesabıyla girer mi son 3-4 haftaya, 2-3 haftaya? Ondan çok emin değilim. Ben birilerinin kopacağını düşünüyorum. Ama kim olur? İşte onu çok kestirmek mümkün değil. Dediğim gibi Fenerbahçe bence büyük bir avantajı kaybetti. İki derbi kazanıp lider değilseniz bu bir avantaj değildir. Ama Fenerbahçe de bu ligin en deneyimli takımı. Son haftaları en iyi oynayabilecek, derbileri bu kadar iyi geçiren bir takım ligin ağırlığını da kaldıracaktır deneyimiyle, tecrübesiyle. Takım sorarsanız bana hangi takım evet önde diye, ben her şeye rağmen Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Erdoğan Arkan, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Ben de teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Konuklarımıza da selamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet hocam, Erdoğan Arıkan birçok kişinin aksine Fenerbahçe'nin derbileri bitirmiş olmasına rağmen Galatasaray'ı favori görüyor. Aslında doğru bir tespit, çünkü Galatasaray'ın fikstür avantajı var. Elindeki oyuncu kadrosuna da bakıyor. Burada tabii Fenerbahçe'nin biraz önceki yorumumuzda yarım kaldı. Emenike'nin bu davranışlarında aslında Fenerbahçe'nin teknik anlamda bir otorite boşluğunun ortada olduğu tescillenmiş oldu. Dolayısıyla Fırat Aydınus'un da Emenike'nin bu hareketinden sonra iki sarı karttan Emenike'yi ihraç etmemesi de ayrı bir hata kendi adına, ayrı bir yanlış. Aslında benim değinmek istediğim bir diğer konuda, şimdi Galatasaray-Fenerbahçe Kadıköy'deki derbi gerçekten son yıllarda zannediyorum son 10-15 yıldaki en centilmen, en olaysız ya da münferit olayların, birkaç münferit olayın olduğu en güzel derbiydi. Ama Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakikaten utanç kaynağı olan sahnelere sahne ortaya çıkardı. Ben bundan da hakikaten haz almadım. Yani şimdi Emre Belezoğlu'nun Sleven Bilic'e yaptığı konuşmalar, inşallah Futbol Federasyonu Perşembe günkü disiplin kurulunun kararını çok merak ediyorum ben. Bilic'in ona verdiği karşılık. Ya bunlar, ya kardeşim burası kimsenin çiftliği değil yani, burası Türkiye Cumhuriyeti ve sizde her ikisi de Türkiye'nin güzide kulüpleri olan, biri Galatasaray, biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş. Yani burada teknik adam da olsanız, yönetici de olsanız, futbolcu da olsanız, takım kaptanı da olsanız söylemlerinize, hareketlerinize dikkat edeceksiniz. Dolayısıyla açık ve net söyleyeyim, yani Emre'nin o davranışları bizim bildiğimiz, takdir ettiğimiz, sevdiğimiz Emre Belözoğlu'na, milli takım kaptanına, Fenerbahçe takım kaptanına yakışmadı. Aynı şekilde hakeza tabii Bilic'in de vermiş olduğu karşılık Bilic'e yakışmadı. Derbiye gölge düşürdü diye ben kişisel olarak böyle düşünüyorum bu olayların. Böyle olmamalıydı. Oysa ki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok daha güzel, çok daha sağduyulu geçmişti. Biz bu derbinin de bizim için örnek olmasını beklerken ne futbol olarak zevk aldık, açık ve net söyleyeyim. Yani ben hakikaten şimdi son bakıyorum Beşiktaş'ın 4-5 maç, Avrupa Kupalarındaki son 2 maçı da buna dahil olmak üzere baktığım zaman hakikaten çok kaliteli oyuncular olmasına rağmen bu derbiden zevk alamadım.
Fenerbahçe için daha keza öyle. Fenerbahçe bir de teknik anlamda kulübesinde bir boşluk var. Yani İsmail Hoca oraya açık ve net söyleyeyim. Yani dolduramıyor. Sezon başından beri söylüyorum. Bu sezonu da nasıl tamamlayacak onu merak ediyorum. Zannediyorum Az Yıldırım Sayın Başkan ısrarla arkasında durmaya devam edecek. Ama Fenerbahçe kan kaybediyor. Yani içeride iki tane önemli derbiyi kazanmışsınız ve hala lider değilseniz, otorite boşluğunuz varsa burada böyle bir şey olur mu ya? Bakıyoruz orada şimdi, ben kimseye de haksızlık etmek istemem ama oyuncu değişikliğinde Emre'ye mi? Emre mi bu takımın teknik direktörü? Ya da Selçuk mu? Ya da bir başkası mı? Ya bunlar hakikaten Fenerbahçe teknik ekibine yakışmıyor. Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Emre'nin yaptığı ve Bilic'in yaptığı şeyler de Türk futboluna gölge düşürmüştür. Buradan her ikisini de kınıyorum. Yakışmıyor. Bu örnek teşkil eden güzide kulübün biri teknik direktörü, biri takım kaptanı. Ki Emre'yi biz hep yıllarca agresif futboluyla, yeteneğiyle, kişiliğiyle, karakteriyle, sağlam karakteriyle sevdik. Ama bu hırçınlık, bu saygısızlık niye? Ben onu anlamış değilim. Ya futbolunda sonbaharındasın. Sen birçok gençlere örnek olman gerekirken söylemlerin, davranışların, Türkiye'de seni idol edinen, idol olarak gören gençlerin maalesef geleceğine karartıyor. Açık ve ne söylüyor? Bu konuda doluyum yani. Çok güzel şeyler konuşmak isterdim. Ama maalesef bu derbide güzel şeylerden ziyade hep negatif şeyleri gördük. Evet. Bu Türk futbolunun kalitesini düşürür. Bizim bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Oysa ki son yılların en güzel ligine tanık oluyoruz. Üç takımımız da şampiyonluk için neredeyse aynı şanslara sahipler. Her hafta lider değişiyor son 2-3 haftada baktığımız zaman. Çok zevkli bir lig olmaya başladı. Çok kaliteli bir lig olmaya başladı. Son 2 haftada çok fazla goller atılmaya başlandı. Ki çok kaliteli goller atılmaya, bilinçli, organize, mental olarak da iyi bir mücadele örneği çıkıyor. Sahalar, zemin, stad atmosferleri. Bu güzellikler dururken önemli bir derbide böylesi olumsuz şeyler gerçekten bizi üzdü Suat Bey. Evet. Salim, maç öncesi Gökhan Gönül'ün sakatlığı. Maç aslında derbi ilklere sahne oldu. Nasıl oldu? İki kale arkasında tribün kapatma cezası nedeniyle dolu değildi. Maç öncesi sakatlıklar. Yani futbol konuşamıyoruz ne yazık ki. Emenike'nin olayı, Emre Belezoğlu'nun Bilic'le yaşadığı olay ve Diego'yu oyuna al demesi İsmail Kartal'a. Öncelikle ben o tribün kapatma cezasına gelim. Ben zaman zaman PASO Ligi devamlı eleştirdim. Zaman zaman değil. Ama son dönemde yapılan bu tribün kapatma olayı bence mantıklı bir olay. Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş maçı PASO Lig dediğimiz uygulama olmasaydı seyircisiz oynanabilirdi. Yani burada federasyonun da takdir haklarını kullanması lazım. Yani otoriter bir şekilde, objektif bir şekilde karar alsaydı seyircisiz oynanacaktı. Bu uygulama da olmasaydı. Yani o da onu gölgede bırakacaktı. Ben buradan bu uygulamanın iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü hafta içi oynanan, hafta sonu cumartesi günü oynanan Adana Demirspor Elazığ Spor maçında da kapalı tribünü kapatıldı. Maraton ve kale arkası tribün açıktı. Yani bu da gerçekten önemli bir unsur. Yani PASO Lig zamanına işliyor. Yani tribün kapatma olayları olsun, kişilere şahıs olsun. Buradan PASO Lig uygulamasını getirenleri tebrik ediyorum. Yani buraya bir artısını katalım. Fenerbahçe Beşiktaş maçına dönecek olursak, ben yaklaşık 10 hafta önce programımızın ikinci bölümünde şu ifadeyi kullanmıştım. Ben eleştiriler de aldım bundan dolayı. İsmail Kartal iyi bir antrenör olabilir, futbol adamı olabilir ama asla bir lider olamaz dedim. Halen sözümün arkasındayım. Emenike olayları da benim bu sözümü tescillemiştir Mesut Hocam, Suat Bey. Evet. Yani benim dediklerimi tescillemiştir. Emenike olayına gelince de Fırat Aydınus'u da kınıyorum. Çünkü Fırat Aydınus... Evet. PTT 1. Lig'de, 2. Lig, B'de, 3. Lig'de, Bal Lig'inde bile hakemlerimiz forma çıkartana sarı kart gösteriyor. Neden Emenike sarı kart görmez? Neden oyundan ihraç edilmez? Biz halı sahada futbol oynamıyoruz ya. Siz bir derbide oynuyorsunuz, çıkıyorsunuz, geri giriyorsunuz oyuna. Bunlar yani halı sahada olur ancak. Evet, Fenerbahçe Rize ile oynayacak deplasmanda. Evet, Rize'de spor çıkışta maçı... olan bir evet. takım. Cumartesi günü Rize Spor maçını da izleme imkanı buldum. Rize Spor'da Hikmet Karaman'la birlikte büyük bir ivme yakaladı. Evet. Hikmet Karaman adeta geldi burada, işi bitirdi. Yani diğer 3 takım da yani onlar için de zorlu geçecektir. Rize Spor adına önemli bir 3 puan kazandılar bu hafta. Fenerbahçe Rize Spor maçı da zor geçecektir ama Fenerbahçe'nin ben kota dışında kalmayacağını düşünüyorum. Ondan ziyade Erdoğan Bey de belirtti.
Beşiktaş dedi. Evet. Galatasaray dedi, Fener dedi. Üç bir yarış içerisinde biri kopar dedi. Ben bu yarıştan Beşiktaş'ın kopacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş takımı Kulüp Brugge ve Fenerbahçe derbisinde büyük bir yara aldı. Evet. Herhalde önümüzdeki hafta en kolay maç kağıt üzerinde Galatasaray'ın maçı gözüküyor. Karabük Spor'la oynayacak. Beşiktaş ise 4. sıra için Trabzonspor'la yarışan İstanbul Başakşehir'le oynayacak. Beşiktaş'ı değerlendirdiğimiz zaman Salim dedi ki ilk kopacak takım Beşiktaş hocam. Yani benim kendi kişisel kanaatim. Şimdi 9 haftalık bir periyot bilinmez. Evet. Mesela direkt sakatlıklar da oluyor hocam. Mesela Melo bir anda bel fıtığından ameliyat oldu. Melo gibi bir futbolcuyu kaybetti Galatasaray takımı. Onun dışında baktığımız zaman ben bu çıkarımı Kulüp Brugge ve Fenerbahçe maçında izledim. Beşiktaş'tan yola çıkarak tezimi ortaya sundum. Onun sebebi ise Bilic'in yanlış hamleleri ve defans bloğundaki boşluklar. Çünkü dünya futbolunun teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir sözü var. Ben de bu söze devamlı katılırım. Defansif futbolla kupalar, ofansif futbolla maçlar kazanılır. Ofans yönünüzden çok defansif yönünüzün de etkili olması lazım. Evet hocam, size sözü vermeden önce Fanatik Gazetesi'nde derbiyi bırak, 2009'a bak başlığı var hemen alt başlıkta. Önce Brugge kaybetti, Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'e dönüşte ise Fenerbahçe'ye uzatma golüyle yenilip fırsat tepti. Bu sezon sakatlıklardan yana çektiği yetmezmiş gibi bir kötü haber daha geldi. Kaleci Tolga Zengin sezonu kapattı ki Salim'in az önce bahsettiği konu, birden sakatlık ortaya çıkıyor. Tüm bu negatif gelişmeler Bilic'in tahtını salladı. Yönetimde tepki dozu arttı. Hırvat Hoca'ya karşı isyanı Fikret Orman bastırdı. Başkan sezon daha bitmedi, işimize bakalım, takımımıza sahip çıkalım ifadelerini kullandı. Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaşlar her şeye rağmen önemli bir hatırlatma. Kartal 2008-2009 telefon bağlantısı var. Osman Özköy, Süper Lig'e bir virgül koyalım. Şanlıurfa teknik direktörü Osman Özköy'lü hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, günaydın. Sağ olun hocam. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Şanlıurfa her PTT 1. Lig sezon başlangıcında Süper Lig için adı yazılan, belki de favori olarak gösterilen takımlardan oluyor. Ancak son 2-3 sezon bunu başaramadı Şanlıurfa. Siz de geldikten sonra bir çıkış yakaladı ve playoff'tasınız ve kalan 9 hafta var. Bu şekilde baktığımızda sezonun sonuna doğru nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir puan hesabınız var mı hocam? Yani şimdi tabii ki kalan süreç bizim için önemli olduğu kadar tüm rakipler için de çok önemli. Yani playoff sınırı için mücadele eden yani çok sayıda takım var. Hala daha alt sıralardan bile gelecek olan takımların bu playoff sırası için şansı devam etmekte. Biz işte geldiğimiz 6 haftadan beri takım içerisindeki yapmış olduğumuz bir takım değişikliklerle beraber hem oyun sistemiyle alakalı hem de oyuncuların zihinsel olarak tekrar işine geri dönebilmesi için önemli çalışmalar yaptık ve neticesinde çok şükür sonuç olarak bunu geriye aldık. Tabii ki bu devam etmesi gereken bir nokta. İyi bir takımımız var, kaliteli bir takımımız var ve devam ettirmesi gereken bir takımımız var. Şehir çok heyecanlı, şehir çok istekli bu konuda başarılı olma konusunda. Şu anda her şey iyi gidiyor, Allah'a şükürler olsun. İnşallah devam ettirebiliriz. Hocam bu hafta da çok önemli bir karşılaşma oynayacaksınız Samsun Spor'la. Samsun Spor da hemen 7. sırada bulunuyor, bir altınızda bulunuyor. Bu maç için neler söylemek istersiniz? Samsun Spor gerçekten bu ligdeki iyi takımlardan, kaliteli oyuncuları olan takımlardan bir tanesi. Tabii ki biz kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta mutlaka kazanarak en azından playoff sınırına en yakın olan rakibi biraz daha aşağıda bırakıp biz kendimizi biraz daha yukarıya atarak puan farkını açmak isteyeceğiz. Yani kolay bir maç olmayacak. Hiçbir maç kolay değil. O yüzden inşallah en doğru şekilde oynayıp en iyi şekilde mücadele edip bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Hocam son olarak Salim Manav'ın bir sorusu olacak size. Osman hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam bakıldığı zaman 6 haftalık periyotta 14 puan topladınız. Teyo gibi, Zenke gibi, Ekrem Dağ gibi isimlerin de performansı bu haftalık süreçlerde arttı. Abdülkadir Özgen gibi. Hocam milli takım arası var ve milli takım arasından sonra bakıldığı zaman arkadaşımız az önce Samsun Spor müsabakasından bahsetti. Ondan sonra hemen akabinde Adana Demirspor deplasmanı var. Bu iki haftalık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Çünkü bakıldığı zaman sizin takım olarak rotanızı etkileyecek bir maç. Mutlaka yani her iki maçta belki de bizim ligdeki
konumumuzu, kaderimizi belirleyecek maçlar olacak. İki takım açısından da aynı. Yani hem Samsunspor için hem Adana Demir için de bizim maçlar bu özelliği taşıyor. Yani biz Allah nasip eder inşallah iki maçta kayıpsız geçtiğimiz zaman o zaman biraz daha ilk ikiyi bile düşünebilecek bir pozisyona gelebiliriz. Bu da tabii ki yani olabilecek bir ihtimal içerisinde. Ama tabii ikisi de çok zor maç olacağı belli. İki tane kaliteli takımla oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Biz de kaliteli bir takımız ve bu maçları kazanabilecek kapasitede bir takımız. Özellikle de bizim son haftalardaki hem iyi oyunumuz hem moral motivasyonumuzun yüksek olması. Biz şu anda takımımız yeni yeni form tutmaya başladı. Bu bizim için bir avantaj. Bundan sonraki süreçte bazı takımlar belki düşüş gösterebilir ama biz yükselişteyiz şu anda. Onu biz kendi adımıza avantaj görüyoruz ve bu avantajı inşallah her iki maçta da ve ondan sonraki maçlarda da en doğru şekilde kullanmaya çalışacağız. Hocam sizin için şu avantaj mı mesela bakıldığı zaman Osman Özköylü'ye? Yani Osmanlı Spor'dan Elazığ Spor'da Lig B, onun dışında baktığımız zaman Kayseri Erciyes Spor takımı. Yani siz de bu PTT 1. Lig'de son süreci biliyorsunuz. Kadronuza baktığımız zaman tecrübeli isimler son süreçleri iyi biliyor. Yani kaldırabilecek performansa sahipler. Bu sizin için bir avantaj mı hocam? Bence avantaj çünkü elimizde gerçekten çok iyi oyuncular var. Bir de sezon başından beri bir türlü istenilen seviyeye çıkamamış ama şu anda hem futbol anlamında hem moral motivasyon anlamında hepsi iyi durumda olan bir oyuncu grubu var. Şehrin bu anlamda bir uyanışı var. Yani her anlamda şu anda biz kendimizi güçlü hissediyoruz. Kendimizi bu zorlu müsabakalar öncesinde hazır hissediyoruz. Tabii ki sahada ne olacağını kimse bilemez ama biz bu hem fiziksel hem zihinsel gücümüzü sahaya doğru şekilde koyup iyi oyunlarımızı devam ettirdiğimiz zaman inşallah çok iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum. Ve kalan süreçte yani bizim takımımızın bu yarışta en iddialı takımlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben değerli yorumlarınız ederim. İçin. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Evet, gerçekten de güzel konuştu aslında. Evet. Sen de güzel soru sordun Sarım. Çünkü önemli Samsunspor'la oynayacaklar. Dediği gibi hocanın da eğer diğer ki haftada bir Adana Demir var. Eğer ki kazanırsa ki ikincilik için belki playoff'u söyledik ama ikincilik için bile çıkabilir yani hiç belli olmaz. Çünkü kalan 9 hafta var. Ben son Beşiktaş'la ilgili son paragrafı okuyayım. Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaşlara her şeye rağmen önemli bir hatırlatma. Kartal 2008-2009'da da derbileri kaybetmiş. Son 9 haftaya liderin 1 puan arkasında girmişti. Üstelik 33. haftada rakibi tıpkı bu sezonki gibi aslandı ve o maçı kazanıp şampiyonluğu kutlamıştı. Dedi hocam Beşiktaş'la ilgili artık yani Osman Hoca ile ilgili ben bir evet. not düşeyim sonra o tamam. Beşiktaş Süper Lig yorumumuza geçelim. Şimdi Osman Hoca 2009-2010 sezonunda Sayın Özköylü'yü ben Yozgat Spor'da görevdeyken, sportif direktörlük görevindeyken ilk teknik direktörlük deneyimini aslında Yozgat'ta başlatmak istedim. A planımızda hep düşündüğümüz bir teknik adamdı. O zaman yeni teknik direktörle başlamıştı ama maalesef Yozgat'ta menfi düşünen insanlar yönetimde olduğu için o dönem bir fikir ayrılığı yaşadık. Osman Hoca'yı Yozgat'a getirememiştik. Ama o dönemden hep Osman Özköylü'nün Türk futbolunda söz sahibi olacağını, doğal bir insan olduğunu, tamamen olayı yaşayarak, samimiyetle, özveriyle çalışıp başarılı olacağını söylemiştim. Erzurum'a gitti. Erzurum'da da çok zor şartlarda iyi işler yaptı. Sonra Elazığ Spor'u şampiyon yaptı. Sonra Erciyes şampiyon yaptı. Evet. Ve hem Ankara Spor hem Osmanlı Spor'da da iyi işler yaptı bana göre. Urfa'da kesinlikle bu ligin playoff adaylarından biri. Oraya da çok şey kattığını düşünüyorum geçen 6 haftada ve bundan sonraki süreçte de Osman Hoca'ya Şanlıurfa Spor'a başarılar diliyorum. Evet. Beşiktaş'la ilgili son Beşiktaş'ı kapatmadan önce hocam. Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş kulüp Brüj maçında aslında benim eleştirim oradan başlayacak Sayın Bilic'e. Çünkü deplasmanda 2-1 yenilmişsiniz. Gol atarak kesinlikle 1-0, 2-0 skorlarla tur atlayacağınız bir maçta Avrupa Kupalarında ilk 20-25 dakikada hep strateji iç sahada gol atmak üzerinedir. Rakibi durdurmak üzerine değildir. Yani ama çok geç. Evet. Yani ilk yarıda bilmiyorum. Yani eğer öyle bir sistemle, öyle bir planla çıkmışsa da o plan tutmadı diye düşünüyorum. Yani Bilic bunun üzerine çalışsaydı ilk 20-25 dakikada golü bulup
hatta golleri bulmak adına olsaydı. Çünkü ikinci yarı Kulüp Brugge o zaman daha çok açılacaktı. Daha çok boş alan verecekti ve Beşiktaş'ın goller bulması daha kolaylaşabilirdi. Bu noktada Bilic'in bu taktik hatasından sonra son bölümlere baktığınız zaman oyuncular gerildi. Mesela Gökhan Töre, eski Gökhan Töre gibi oynamadı. Dembaba gününde değildi bana göre. Bir baktığınız zaman Olcay Çağ'ın yaptığı hareketleri ben Olcay'a yakıştıramadım. Türk milli takım oyuncusuna yakıştıramadım. Yani o kırmızı kartı görmeden hemen iki dakika önce bir pozisyonu var ki o da kırmızı kart. Teşebbüsü kırmızı kart. Hakem onu göstermedi. Ama akabinde devam eden iki dakika sonra pozisyonda gördü. Zaten orada kırmızı kart geliyorum dedi. Beşiktaş'ın bir psikolojik kendi içinde savaş başladı diye düşünüyorum. Bu derbiyi kaybetmesiyle beraber. Bir öz eleştiri de Beşiktaş taraftarına olacak. Benim Türkiye'de hayranlıkla daha önce altyapısında çalıştığım, gururla çalıştığım bir takım. Tolga Zengin gibi hakikaten beyefendi, fedakar bir kaleci, özverili bir kaleci. Her ne olursa olsun yanlışlar olabilir, hatalar olabilir ama Beşiktaş taraftarı böylesine coşkulu, sorumluluk taşıyan, örnek teşkil eden bir camianın taraftar grubu kendi oyuncusuna daha çok sahip çıkmalı, onu ıslıklamamalı. Onu eleştirirken bile nezaket kurallarına dikkat etmesi lazım. Nihayetinde o sizin formanızı terleten bir kaleci ki ve milli takımımıza da hizmet etmiş bir kaleci. Türk futboluna hizmet eden evet. Bir insan. Peki yani bu Tolga Zengin değil miydi? Annesinin cenazesinden bir gün sonra Beşiktaş formasını giyip maça çıkan. Ne değişti? Aynı insan, o günkü insan da aynı insan, bugünkü insan da aynı insan. Hatalar bizim için. Dolayısıyla ön yargıları bir tarafa bırakmak lazım. Beşiktaş'ın elbette ki bundan sonraki süreci zor olacak diye düşünüyorum ben de. Ama bir taraftan da baktığımız zaman elinde Avrupa kupaları kalmadı. Türkiye kupası kalmadı. Bir teknik kaldı. Son kozunu lige oynamak isteyecektir. Evet, geçelim Galatasaray'a. Galatasaray ise Kasımpaşa'da ilk yarı deyim yerinde ise şoka uğradı. İlk yarı 2-0 bitti ancak Galatasaray'ın pozisyonları vardı ki direkten dönen topları da oldu. Ancak ikinci yarıda Burak değişikliğiyle birlikte Galatasaray çok değil hemen 55. dakikada 2-2 skorunu buldu ve Burak sakatlıktan çıkan Burak golü attı ve 3-2 galibiyetle liderlik koltuğuna oturmuş oldu. Hocam Galatasaray'a baktığımız zaman belki birçok kişi artık ilk yarı sonucunda Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında şampiyonluk mücadelesi gider gelir diye düşünüyordu ki bunu ben bile düşündüm artık. Çünkü derbilerde oynayacaktı. Ama Galatasaray çok iyi bir geri dönüş yaparak liderliği tekrar aldı Beşiktaş'tan. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor baktığınız zaman hatta bunların arkasında İstanbul, Başakşehir ligin en çok gol atan takımlar. Evet. Yani kolektif oynayan ofansif futbol, hücum futbolunu daha çok düşünen takımlar. Şimdi Galatasaray'da oyuncu kalitesi gerçekten skoru her an değiştirmeye, sonucu skoru artırmaya yönelik oyuncular. Defansif anlamda sakatlıkları, zafiyetleri olsa da Galatasaray'ın özellikle Schneider gibi, Burak gibi, Umut gibi, Buruma gibi, Olcan gibi, Selçuk gibi skora etkileyecek Hamit gibi oyuncuları var. Bu oyuncular gününde olduğu zaman 2-0'da geride olsanız, 3-0'da geride olsanız maçı çevirebilir. Ama bence irdelenmesi gereken şeyler şu. İçeride Başakşehir'e 2-0 öndesiniz. 3-4'ü yapmanız gerekirken maç 2-2 bitiyor. Hatta yenilebileceğiniz bir pozisyon var. Kırmızı kart görebilecek bir pozisyon var. Gene aynı şekil Kasımpaşa'da favori olarak gidiyorsunuz. Son şanslarınız, yola devam etmeniz adına kesinlikle kazanmanız gerekirken ilk yarı 2-0 mağlup duruma düşüyorsunuz. Şimdi futbolun aslında güzelliklerinin olduğu bir haftayı geride yaşadık. Kasımpaşa ve Galatasaray maçında. Top bir o kalede bir o kalede. Yalnız bu kadar savunma zafiyetini düşünen bir Galatasaray olmamalı. Şampiyonla oynayacaksa elbette ki kolektif futbol, elbette ki ofansif hücum düşünmeli. Ama bir taraftan da savunma zafiyetlerini çözmesi lazım. Tamam yani Semih sakat ama siz de Galatasaray'sınız. Bunun çözümlerini üretmesi lazım. Bu anlamda Kasımpaşa maçının 3-2 değil 4-5 de olabileceğini düşünüyorum. Yani Kasımpaşa da 4-5 yapabilirdi, Galatasaray da 4-5 evet, yapabilirdi. Ki Kasımpaşa ikinci yarının başında bir tane direkten duran topu vardı. Yani 3-0 olsa her şey bitmişti. Kesinlikle kırılma anı bana göre evet. O pozisyon. Tabii Yasin'in de mesela form grafiğine ben Galatasaray'da evet. Dikkat çekmek istiyorum. Yasin özellikle ikinci yarı Hamza Hoca ile beraber kendini buldu. Hakikaten Türk futbolunda zevk veren bir Yasin ortaya çıktı. Bunun için önümüzdeki 9 haftanın ben çok daha zevkli olacağını düşünüyorum ama
Galatasaray'ın bundan sonra benzer iş kazalarına kredisinin çok kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Evet Salim, sen Galatasaray'la ilgili neler söylemek istersin? Muhteşem bir geri dönüş vardı. Evet. Onu belirteyim. Her iki takım da bence iyi oynadı. Yani bir de ben buradan kamuoyu eleştirmek istiyorum. Galatasaray'ın geri dönüşünden sonra eleştiriler oldu. Yani ben şunu soracağım. Fenerbahçe 3-0'dan 4-3 Gaziantepspor'u yendiği zaman niye bu kadar eleştiri olmadı? Hatırlarsınız. Geçmişe gittiğimiz zaman. Yani futbolla böyle şeyler olabiliyor. PTT 1. Lig'de 28 Şubat tarihinde biz burada Adana Demirspor, Kayseri Spor maçında Sarı, gördük. Kısa bir virgül koyalım. Kayseri Spor futbolcusu Murat Akın telefon attığımızda. Sayın Murat Akın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Baktığımız zaman Kayseri emin adımlarla ilerliyor Süper Lig'e doğru. Ve kalan son 9 hafta kaldı. Bu bakımdan değerlendirdiğimiz zaman Kayseri Spor bizim için artık Süper Lig'de. Ancak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya sadece biz, tabii önümüzde 9 hafta var yani, alınmamış sonuçta puanlar var. Sadece bizim bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz. Aynı ciddiyetle devam edip bu işi en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Evet, peki alt taraftan da Adana Demirspor, Osmanlı Spor gibi takımlar geliyor. Bu bakımdan değerlendirdiğiniz zaman tecrübeli futbolcularınız da var, Bobo Nobre gibi. Gelecek adına 2-3 hafta önceden fişi çekebilir misiniz? Açıkça öyle sormak istiyorum. Tabii ki de şimdi sonuçta dediğiniz gibi Adana Demir, Antalya Spor, Osmanlı Spor, Alanya Spor'un çok iyi bir çıkışı oldu. Ama biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Biz her maçı final maçı olarak görüp hani her maçı kazandığımız takdirde sonuçta ipi de kalkmış oluyoruz. Evet. Salim Manav'ın bir sorusu olacak size. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Baktığımız zaman Kayseri Spor takımı 9 puan önde ve Kayseri Spor'un fikstürüne baktığımız zaman Osmanlı Spor ve Antalya Spor'la maç oynayacak. Ordu Spor'la da karşılaştı. Bu yani bir dezavantaj olur mu? Osmanlı Spor ve Osmanlı Spor'la deplasmanda oynayacaksınız. Ya şöyle söyleyeyim yani, ben yıllardır Fekir Ligi'ni oynadığım için ben fikstür avantajına inanmıyorum. Çünkü sonuçta sonuncu takım gidip lideri de deplasmanda yenebiliyor. Evet. Bazen zor dediğiniz maçı çok kolay geçebiliyor. Bitti yani, Adana Demir maçı 3-0 öndeydik, maç 3-3 bitti. Yani bu lig hafife alınacak bir lig değil. Biz her maçı ciddiye alıp, biz rakip değil yani, bizim kendimizin ne yapacağı önemli. Onun için ben fikstür avantajına inanmıyorum veya dezavantajına inanmıyorum. Bir de zaten baktığımız zaman Murat Bey, kağıt üzerinde Ordu Spor dışında bütün takımların bir hedefi var. Ya kümede aynen kalmak öyle, ya playoff'a gitmek ya da ilk 2'de çıkmak. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani dediğiniz gibi işte yani Ordu Spor dediniz mesela. Ordu Spor'un hiçbir iddiası yok artık yani. Matematiksel olarak düşmedi ama yani düşmenin en büyük adayı gitti deplasmanda Antalya'ya yendi yani o genç. Evet. Oyuncularla onları da. Onun için yani bu ligin hiçbir maç hafife almamak gerekiyor. İşte dediğiniz gibi küme düşmeyen oynayan takımlar, işte şey direkt ilk 2'den çıkmak isteyenler, playoff'a zorlayanlar. Onun için her maçın kendine göre bir zorluk derecesi var. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederiz Sayın Murat Akın. Yayınımıza katıldığınız için başarılar dileyelim. Sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Murat Akın da yayınımızdaydı. Ki bana göre son 3 hafta kala Kayseri Spor ve Adana Demirspor, belki Adana Demirspor olmayabilir ancak Kayseri Spor Süper Lig adını yazdırır. Son 2 hafta kala da Adana Demirspor yazdırır. Öyle düşünüyorum. Bir de çok güzel şeylere değindi. Ben öncelikle şunu belirttim. Dedi Ordu Spor dedi gitti deplasmanda dedi Antalya Spor yendi dedi. Onun dışında bu haftaki müsabakalara da geleceğiz birazdan. Yani PTT 1. Ligi zevkli yapan bu. Yani hiç kimsenin iddiası olmasa da çıkıyor futbolunu oynuyor. Mesela dün bir maç oynandı ki PTT 1. Lig'de gerçekten Süper Lig kalitesindeydi. Evet. PTT'ye geleceğiz Galatasaray bölümünü kapadıktan sonra. Kalan haftalarda hocam Erdoğan Arıkan da dedi ben Galatasaray'ı favori görüyorum. Bana kalırsa da Galatasaray favori. Sizin favoriniz şu son kalan haftalarda ki bence Kasımpaşa'dan 2-0'dan 3-2'ye maçı kazanmak, normal maçı 1-0 veya 2-0 kazansa böyle bir etki olmazdı futbolcularda. Ancak 2-0'dan 3-2'ye getirdikten sonra onlar da artık kalan 9 hafta için farklı farklı şeyler düşünüyorlardır. Benim sezon başından beri Galatasaray yönetiminin yanlışlarına rağmen, sezon başındaki yönetim için söylüyorum, teknik ekip, Brandelli ve ekibinin yanlışlarına rağmen Galatasaray benim bu ligdeki favorim sezon başından beri. Ancak kalan 9 haftada özellikle bu hafta oynanacak Karabük maçı
Galatasaray için Kasımpaşa maçı ne kadar zor ve çekişmeli geçtiyse, Başakşehir maçı ne kadar zor ve çekişmeli geçtiyse, ben bir o kadar da Karabük maçının zor ve çekişmeli geçeceğini ama Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum açıkçası. İçeride bundan sonra böylesi bir maceraya atılmayacaktır. Daha tedbirli olacaktır diye düşünüyorum. Ama Karabük tarafından da baktığımız zaman ligde tutunmak adına artık son çırpınışlar. Oradan puan ya da puanlarla dönmek isteyecektir. Son artık kozlarını oynayacaktır bu maçta. Çünkü Karabük kadrosunda aslında çok kaliteli oyuncular var. Skoru değiştirebilecek oyuncular var. Ama bir takım olgusu, futbol şansı bence yanlarında olmadı diye düşünüyorum. Belki Avrupa kupalarında sezon başlaması, oradaki mücadeleleri biraz onları yıprattı. Sezon erken başlamaları belki onları farklı bir noktaya getirdi ama kaliteli oyuncu topluluğu var. Yılmaz Vural da heyecanlı bir hoca. Oraya bir renk getirebilir. Aslında son birkaç haftadır iyi de futbol oynuyor ama. Trabzon maçında çok iyi oynadı. Mehmet Ekin'in öne de geçmişti Trabzon maçında. Mağlup oldu. Gaziantep'te yanılmıyorsam penaltı kaçırdı. Dağları kaçırdı gol pozisyonları. Evet. Yani kazanabileceği maçları da aslında. Valla Galatasaray şimdi şunu söyleyeyim. Kasımpaşa maçındaki defanstaki cömertliği ve Başakşehir maçındaki lakaytliği olursa, sorumsuzluğu olursa özellikle birinci bölgesinde başına çok iş açabilir. Ama Galatasaray gibi oynarsa Galatasaray o zaman çok rahat bir şekilde maç alması lazım. Belki farklı olabilir aslında değil mi? Ama işte Galatasaray gibi oynarsa, şimdi Başakşehir ve Kasımpaşa maçındaki gibi oynarsa Galatasaray'ın o zaman farklı skor alması hayal olur. Ama Galatasaray gibi oynarsa o zaman neden olmasın? Çünkü 7-8 tane oyuncusu kolektif anlamda ofansif oynuyor ve skora etki edecek oyuncular. Evet. Salim, son 9 hafta kazanılan bir çok önemli bence. Çünkü ilk yarı geridesin, ikinci yarı 3 gol atarak öne geçiyorsun. Ki Karabük'le de evinde oynayacak. Bence bu maçta tribünler dolar. En az 40 bin bekliyorum ben. Bu şekilde göze alındığında kümede kalma mücadelesi veren bir Karabük sporla oynayacak. Ben fark bekliyorum açıkçası. Yani maça da baktığımız zaman son durumu da değerlendiriyorum. Ben hocamın dediklerine katılıyorum. Karabük spor takımını mental anlamda ilk başta sezona bir Avrupa üzüntüsüyle başlaması yıpratmış olabilir. Ama onun dışında baktığım zaman Karabük spor takımı takım olamadı. Takım olgusunu yakalayamadı. Kaliteli isimleriniz olabilir ama takım olamıyorsunuz. Az önce biz bunu Urfa Spor'la ilgili konuşurken de Suat hemen cümlede her sezon dedi şampiyonluk adaylarındansınız dedi. Ama şu an için bakıldığı zaman Karabük spor takımı da aynı. Futbol böyle yani. Futbolun güzelliği burada. Sizin kadronuz iyi olabilir ama hedefte olmayabilirsiniz. Evet. Ki bu Karabük ben, spor Saint-Étienne'e penaltılarla kaybetti. Kaybetti. Oynadığı futbolla da dedik ki bu sezon herhalde Süper Lig'de bayağı takımın canını yakacak. Yani bence Karabük spor takımı geçen yılın Kayseri spor takımıdır. Kayseri spor takımını da ben geçen yıl burada hazırlık maçında Shakhtar Donetsk maçında izlediğim zaman demiştim ya bu takım ilk 6'ya girebilir. Ama lig başladığı zaman işler öyle gitmiyor. Yani ters giden bazı şeyler oluyor. Hoca değişikliği yaşadı. Ben Balıkesir spor takımının şansını Karabük'ten daha fazla buluyorum. Evet. Yani kendi adıma. Onun dışında da baktığım zaman Galatasaray takımı ciddiyeti kaybetmemesi lazım. Futbolda bence ciddiyet çok çok önemlidir. 5-0'da 10-0'da öne geçseniz aynı oyun disiplininden kopmamanız lazım. Yani milli takım arası var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Milli takım araları da alttaki takımlarımıza yarıyor. Üstteki takımlarımız dinleniyor, kendini buluyor. Sakatlar belki düzelme ihtimalleri var. Evet, sakatların düzelme ihtimali var. Beşiktaş'la ilgili de görüşlerine katılıyorum hocamın. Ek olarak şunu ilave etmek istiyorum Beşiktaş'la alakalı olarak. Şu an aklıma geldi. Beşiktaş'ta mesela baktığımız zaman Tolga Zengin dediniz hocam. Dembaba'nın form düşüklüğü var dediniz. Bence Bilic'in inisiyatif alıp bazı oyuncularını dinlendirmesi lazım. Ben onun kanaatindeyim. Yani bile bile de lades denmez. Galatasaray Karabük spor maçının da zevkli geçeceğini umuyorum. Galatasaray'ı bu şekilde kapatalım ve Süper Lig bölümünü Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir arasında gerçekleşen sezon sonuna kadar belki de sürecek olan dördüncülük mücadelesi var. Trabzonspor kendi evinde Akhisar'ı 2-0 mağlup etti. Bir nevi Gaziantepspor mağlubiyetinin acısını çıkardı. Diyelim İstanbul Başakşehir ise sessiz ve sedasız emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hocam Bursaspor ise sürpriz bir mağlubiyet aldı. Neden sürpriz? Çünkü 38. dakikada Sivasspor durumu 4-0'a getirmişti. Çok da rahat bir maç oynadı Sivasspor. Bursaspor herhangi bir organize atak dahi geliştiremedi. Hocam
Başakşehir, siz diyorsunuz ki yayından önce de konuştuk. Trabzonspor Ligi 4. bitirir. Başakşehir de çok iyi gidiyor. Burada da çok kıyasıya bir rekabet var. Hem küme düşme mücadelesi, hem şampiyonluk mücadelesi, hem de dördüncülük için. Bırakın öyle olsun da evet, futbolumuzun kalitesi evet, artsın diye düşünüyorum. Evet. Heyecan olsun son dakikaya kadar. Ben şunu söyleyeyim. Burada aslında Abdullah Avcı'ya, Sayın Abdullah Avcı'ya, İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü'ne hakikaten şükranlarımızı iletiyorum. Çünkü yeni bir takım ama tecrübesini konuşturdu, kalitesini konuşturdu. İstikrarlı bir takım inşa etti. Zevk veren bir takım var. Hakikaten futboluyla, centilmenliğiyle bana göre, saha içi ve dışındaki özverili davranışlarıyla müthiş bir ekip ortaya çıkardı. Tebrik ediyorum Abdullah Hoca'yı ama zannediyorum bundan sonraki yorumum onu biraz üzecek. Çünkü benim dördüncülükteki favorim Trabzonspor. Neden Trabzonspor? Trabzonspor sezon başında yönetimin özellikle teknik adam tercihindeki hatalarıyla beraber bir enkaz oluşturması sonucunda doğru kararı verip Ersun Yanal'a. Hocam telefon bağlantımız var. Turgut Uçar yayınımızda. Sayın Turgut Uçar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, selamlar. Merhabalar. Öncelikle hem Trabzonspor'da hem Altay Spor'da oynadığınız için size hem Süper Lig'den hem de PTT 1. Lig'den sorularım olacak. İlk sorum Süper Lig'den. Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi var 3 takım arasında. 4. Lig için de hakeza öyle. Hem Trabzonspor hem Başakşehir ve Bursaspor birbirleriyle yarış içinde. Sezonu sonuna doğru nasıl bir değerlendirmede bulacaksınız? Sizin de söylediğiniz gibi sadece bu şampiyonluk yarışı değil Süper Lig takımlar için. Onlar aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne hedefliyorlar. Biliyorsunuz ikinci olan Şampiyonlar Ligi'ne de katılacaklar. Gerçekten güzel bir yarış var. Bizim futbol sever ve teknik adam olarak da istediğimiz hak edenin bu yarışta kazanması ve ülkemizi ilerleyen yıllarda, önümüzdeki senelerde çok daha iyi temsil edilmesi. İnşallah hak eden bu yarışta başarılı olur diyorum. Evet, peki PTT 1. Lig'de özellikle Kayseri Spor, Adana Spor biraz kopmuş gibi gözüküyor. Ancak hem playoff grubu var hem de düşme mücadelesi var. Siz de PTT 1. Lig'i yakından tanıdığınız için Kayseri Spor ve Adana Demirspor ilerleyen haftalarda, son 9 hafta var gerçi, ancak son 2-3 hafta kala Süper Lig'e adını yazdırmış olur mu? Ya onu tahmin etmiyorum. Gerçekten şu anda form durumları, kulüp kapasiteleri, yaptıkları işler ligin finişine doğru iyi doğru şekilde gider ama son 2-3 haftaya gruptan kopup da işte hedeflerine ulaştık diyemem. Sadece bu yarışın sonuna kadar gideceğine inanıyorum. Fakat şu anda bir avantaj sağlamış görünüyorlar. Sadece kulüp yapılarıyla, şey, organizasyonlarıyla değil, bildiğiniz gibi form durumları da şu anda kötü değil. İnşallah da diyorum, biraz önce söylediğim, Süper Lig için söylediğim gibi hak edenin kazanması inşallah öyle o şekilde gerçekleşir diyorum. Playoff grubunda genelde üçüncü olan takımlar Süper Lig'e çıkamıyor. Ya beşinci ya altıncı takımlar çıkıyor. Sizin playoff grubunda örneğin Urfa Spor olabilir ya da Albima Alanya Spor olabilir. Böyle bir sürpriz yapacak bir takım bekliyor musunuz? Ya olabilir tabii, sizin dediğiniz gibi, ama onun bir standartı olduğuna çok inanmıyorum. Çünkü playoff maçları biraz kolay olmuyor. İki aşamalı olacak. O üçüncü veya işte altıncı olması bir şey ifade etme, onlar iki ayaklı olacak. Olabilir de diyorsunuz ama yani bunu çok standarta bağlamamak gerekiyor bence. İyi futbol oynansın, işte hak eden kazansın, centilmence maçlar olsun. Playoff grubu gerçekten sürpriz açık maçlar oluyor. Bunda üçüncü veya beşinci bitirmesi bir şey ifade etmiyor benim açımdan. Evet. İşte o playoff grubu şekillendiği zaman da onu da bir daha değerlendirmek lazım. Çünkü o döneme girdiği zaman da takımların form durumu gerçekten önemli. Sakatlıkları, cezaları, onları bir incelemek gerekiyor. Benim açımdan bunları teknik adam olarak değerlendirmesi gereken faktörler. Tabii şu anda değil tabii. O playoff grubu kesinleştiğinde takımlar netleştiğinde bir karar vermek gerekiyor. Evet, son sorum olacak. Bu da sizinle alakalı. İlerleyen dönemlerde, gelecek sezonda sizin isminizi gerek PTT 1. Lig'de gerek Süper Lig'de görme şansımız nedir? Sizden duyalım. Ya çok teşekkür ederim bu niyetiniz için. Ya şimdi lig çok önemli değil benim için. Önemli olan hedeflerin ne olacağı, çalışma prensiplerin ne olacağı, hedefe koyduktan sonra nasıl çalışılacağı gerçekten önemli. Nasip diyoruz her şey Allah katında. Önemli olan düzgün prensiplerle çalışmak, Türk futbolunu doğru şekilde temsil edebilmek, artı altyapıdan iyi oyuncuları kazandırabilmek, gençlerimize örnek olabilmek,
ruhsal seviyeyi çok böyle ahlaklı şekilde temsil edebilmek. Ben buna da olması gerektiğini diyorum. Ama Allah katında bunlar biliyorsunuz nasip olan şeyler. Her şey nasiptir diyoruz. Peki hocam. Mesut Doğurtekin'in size bir sorusu olacak hocam. Buyurun. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin Mesut. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam benim bir sorum olacak. Şimdi PTT 1. Lig'de İzmir'den Bucaspor, Altınordu, Karşıyaka. 2. Lig'de de tabii Altay düşme potasında, beni çok üzüyor. Hocam yıllardır Süper Lig'de İzmir'in takımı yok. İzmir'in aslında 90'lı yıllara baktığımız zaman mutlaka bir ya da iki tane Süper Lig takımı oluyordu. İzmir'in Süper Lig takımının olmayışının nedenleri nedir? Onu sormak istiyorum. Ve size de bundan sonrası meslek hayatınızda başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederim Sayın Mesut. Doğru dediğin. Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi İzmir'de futbol kulüplerinin bir background'larına bir bakmak lazım. Kulüplerin tarihlerine bir bakmak lazım. Gerçekten Türk futbolunun uzun yıllar, işte 100 yıllık kulüpler bunlar. Fakat kulüplerin işleyişinde şu anki durumlarına gerçekten tabiri çok caizse, şu bunu üzülerek söylüyorum bir İzmir teknik adam olarak, işi boşaltmış şirketler gibi görmek gerekiyor şu anda. Kulüpler çok iyi eğitim yönetimler çalışıyorlar ama yönetimler fakat borç yükleri çok fazla, sıkıntıları çok fazla, günlük hedeflerle uğraşıldı. Fakat baktığınızda hedefe gidecek güçleri de çok yok. Bunun içerisinde ekonominin planlanması, futbolcu kadronun doğru tespit edilmesi, işte teknik adamların çok doğru uzun süreli çalışmalar yapması. Fakat biz de teknik adamların futbolcunun çok uzun süreli çalışmasını bir kere bırakalım. Yönetimlerin bir sene sonra ne olacağı çok belli olmuyor burada. Şimdi kulüpleri bir organizasyon dışında düşünmek gerekiyor. Organizasyon bütüne bir bakmak gerekiyor. İzmir futbolu bu dönemlerde, özellikle son 10 yılda bu konularda çok yetersiz kaldı. Yani kulüplerin bırakın üstlüklerle görmeyi İzmir takımları bunu, çünkü yakışır İzmir kulüplerine. Ya burada hepsi tarihleri çok olan kulüpler, biliyorsunuz. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Fakat şu çok önemli. Bulunduğu yerde konumlarını koruyabilecekler mi? Bırakın üstlüğe çıkmayı. Baktığınız zaman puan sıralamasına Ege takımları, özellikle İzmir takımları buna dahil, hepsi kendi bulunduğu bölgelerde sıkıntı yaşıyorlar. Yani alt gruptalar, ligde kalıp kalınmayacağı konuşuluyor. Şimdi tabii ki işin içerisine girdiğiniz zaman da biz bu kulüplerde dönem dönem şu görevler de aldık. Sıkıntı dönemlerde elimizden gelenleri yaptık ama organizasyonu bir bütün şekilde düşünemezseniz, işte bunun üzerinde yönetim, iyi bir başkan, iyi yönetim, iyi bütçe, iyi bir teknik adam, iyi futbolcu kadrosu, taraftarın bu işi kanalize olması, çok kolay hedefler değil ya bunu bir araya getirebilmek. Bu hedefler bir araya geldiğinde ondan sonra üst grubu hedefliyorsunuz. Geçmiş dönemlerde İzmir'de futbolda bunlar yapılabiliyordu. Özellikle Anadolu'da futbolun biraz daha uyanması, Anadolu takımlarının organizasyonunu daha iyi hale getirebilmesi, İzmir takımlarının takım sayısının biraz fazla olması, analizlerden birisi bizim için bu. Yani şehirden kaynağın çok fazla aktarılmaması, yani belediyeden olsun, işte valilikten ya da başka şekilde olan kaynakların, reklam gelirlerinin, stat gelirlerinin çok doğru kanalize edilmemesi başarıya biraz sıkıntı yaratıyor. Ama gerçekten şu anda bu takımlarda görev yapan teknik adamlar, futbolcular, takımı destekleyen taraftarlar zor günler geçiriyor. Biz şimdi yani bir dönem baktığınızda Altay milli takımına yetişmiş eski futbolcuyum. Ondan sonra teknik adam yaptım. Çok teknik adamlık yaptım dönem dönem. Ya insanın çok yüreğini büken bir tablo var. Yani ligin 5-6 hafta, 6-7 hafta kalmasına rağmen B grubuna neredeyse düşmemeyi garantilecek duruma geldi. Düşmeyi garantilecek duruma geldi Altay kulübü. Evet. Şimdi Altay 1914'te kurulmuş bir kulüp. 100 yılı devirmiş bir kulüp. Ligin bırakın hani yarışabilmeyi, şu anda yarışın ne olacağı, nasıl biteceği konusunda çok büyük sıkıntılar var. 5-6 hafta kala ligden düşmeyi garantilecek gibi bir pozisyona geldi. Bu gerçekten bir teknik adam olarak bizleri üzüyor İzmir'de, ama kulüplerin bir bütününe bir bakmak gerekiyor. Nasıl yönetildiğinde, hedeflerin ne olduğuna, bütçelerin ne olduğuna, prensiplerin ne olduğuna bir bakmak gerekiyor Sayın Dördeki. Evet. Sayın Turgut Uçar, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz, değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, kolay gelsin, selamlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Böylelikle PTT 1. Lig bölümüne geçelim. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Kayserispor emin adımlarla devam ediyor yoluna. Adana Demirspor öyle belki sürpriz bir galibiyet aldı Albim Alanyaspor. Neden? Osmanlıspor çıkışa geçmişti 2 haftadır. Albim Alanyaspor da geçen haftaki mağlubiyetini bir nevi gidermiş oldu ki playoff'ta da kalabilmek için belki ilerisi adına. Evet, ligi genel değerlendirdiğimiz zaman Salim, hem playoff için, hem şampiyonluk için, hem düşme potası için hepsinden böyle güzel bir değerlendirme alalım senden. İlk başta ben Osmanlıspor, Alanyaspor mücadelesiyle başlayayım. Albim Alanyaspor takımı tesadüfi bir galibiyet almadı Suat Bey. İlk başta bunu belirteyim. Çünkü Albim Alanyaspor'da Mehmet Altıparmak'ın çalışma disiplininde ve
ondan sonra gelen Hüseyin Kalpar'ın da üzerine koymasıyla bayrak teslimiyle birlikte güzel bir çıkış yakalayan Albi Malanya Spor takımı vardı. 9 haftada 7 galibiyet, bir beraberlik aldılar, bir mağlubiyetleri vardı. Onu da geçen hafta. Geçen hafta da belirttim. Yani Albi Malanya Spor'un çıkışı devam ediyor. Ve Osmanlı Spor'da da düşüş devam ediyor. Ben Ordu Spor galibiyetinden sonra şunu demiştim. Bu galibiyet kimseyi aldatmasın. Çünkü Ordu Spor ligin gerçekten zayıf takımı. Yani gerçekten siklet olarak bu ligin statüsünde değil. Ve nitekim de dediklerimiz doğru çıktı ve Albi Malanya Spor takımı gerçekten mütevazı kadrosuyla, haddini bilen oyun anlayışıyla birlikte galip gelmesini bildi. Ben Osmanlı Spor adına orada Uğur Tütünüker için işlerin zor olacağını düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı şu an statüde, yani puan durumunda önümde baktığım zaman 53 puanda Kayseri Spor, 48 Adana Demir ve 44 puanın Osmanlı Spor var. Osmanlı Spor 4 puan gerisinde Adana Demir Spor takımının. Evet. Ama Adana Demir Spor'un 3 puanlık daha avantajı var. Yani kağıt üzerinde bu görülmüyor. 48-44 oluyor. Antalya da öyle. Neden? Çünkü Antalya Spor ve Osmanlı Spor takımı Ordu Spor'la maç yaptılar. Adana Demir Spor takımı daha Ordu Spor'la maç yapmadı. Kayseri Spor'la maç yaptı. Evet. Yani ondan dolayı Albi Malanya Spor takımı gerçekten etkili oynadı ve Emre Akbaba'yı, Ayite'yi tebrik ediyorum. Haydar hatalı bir gol yedi ama gerçekten maçın kahramanlarından. Onun dışında baktığımız zaman genel olarak herkesin bir hedefi var Ordu Spor dışında PTT 1. Lig'de. Alt ateş hattı benim için daha önemliydi. Alt tarafları benim için daha önemliydi. Çünkü baktığım zaman Buca Spor cumartesi günü Antalya Spor'a yenildi. Adana Spor maçındaki Buca Spor'dan eser yoktu. Bolu Spor Giresun Spor, Bolu Spor mücadelesine geçtiğim zaman Giresun Spor takımı Erkan Sözer ile birlikte bir ivme kazandı ama kazananı yok maçın. Yani her iki takımın da ben kaybettiğini düşünüyorum. Her ne kadar Bolu Spor adına bir puan iyiyse. Onun dışında akşam kapanış maçında Adana Demirspor takımı 90+1'de gol atıyor. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım atıyor. Yani Adana Demirspor maçı bana şunu gösterdi. Son 9 haftalık, 10 haftalık periyotlarda bütün liglerde, yani ister İspanya Ligi olsun, ister Arjantin Ligi olsun, ister Gabon Ligi olsun, yani kalitesi ne olursa olsun, liglerde oynanan maçlarda önemli olan 3 puandır. Adana Demirspor takımı kötü oynadı, 3 puan kazandı. İyi oynayarak herhangi bir takım galibiyet kazanabilir. Ama kötü oynayarak ligin favorileri, şampiyonluğun en büyük adayları maç kazanır ve şampiyonluğa giden yollar da bu maçlardan geçer. Ben bunu belirttim. Onun dışında bakıldığı zaman Manisa Spor 10 kişi kalıyor, puan kaybediyor alt taraflardan. Yani Urfa Spor Adana da gerçekten iyi bir galibiyet. 1-0 geriye düştünüz, evet. Maçı çevirdiniz. Kayseri Spor, Denizli Spor maçında hakeza Nobre harika bir dönüş sağladı. 2 gol attı. Yani gerçekten 34 yaşında 16. golünü kaydetti ve gerçekten yani Nobre nasıl Nobre olmuş bunu bize gösterdi bu maçla. Özellikle Robaşata golünden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bence ligin bu haftanın yani en kötü maçı seyir anlamında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Ordu Spor müsabakasıydı. Onun dışında Samsun Spor'da bir Ofeyedu rüzgarı devam ediyor. Karşıyaka kendine sormuştur ben bu futbolcuyu neden yolladım diye. Gerçekten onu da tebrik ediyoruz. Özellikle hocam da bilir attığı golü, kafayla attığı gol de gerçekten harika. Son olarak ben buradan Altın Ordu Başkanı ve Hüseyin Hoca'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bir futbol sever olarak, futbola gönül vermiş bir kişi olarak Cengiz gibi, Kerem'i kiraladılar Erciyespor'dan. Kerem gibi stoper hattında bu hafta Rıza Efendioğlu ve Yusuf Abdioğlu oynadı. Gerçekten de iyi bir ikili olmuşlar. Tandemde sıkıntı yaşamadılar. Göbek bölgesinde sıkıntı yaşamadılar. Ve 3 puan aldılar. Güvenç Kurtar'ın da hakemleri suçlamadan önce kendisini sorgulaması lazım. Lig uzun maraton. Puan hattında baktığımız zaman 28 puanınız var ama sizi takip eden takım 23 puanda. Manisa Spor ateş hattının bitimindeki takım. 5 puanlık bir fark hemen kapanabilir diyorum. Çünkü neden? 5 puanlık fark üst sıralarda çok yüksek fark gibi görünse de çünkü üst sıralardaki takımın kadrosu belli, oynayacağı oyunlar belli ama alt sıradaki takımlar 2 hafta mağlup olsa
Yani direkt sizi itebilir. Onun dışında gerçekten bu hafta güzel geçti. Milli takım arası var. Bu hafta PTT 1. Lig. Benim de çok sevdiğim. Hocamızın da yakından takip ettiği PTT 1. Lig olmayacak. Onun için ben bu milli takım arasının PTT 1. Lig takımlarına ve Süper Lig takımlarına yaradığını düşünüyorum. Kayserispor ve Adana Demirspor şampiyonluk yolunda büyük bir adım attılar. Evet. Bu 9 haftalık periyotta Kayserispor Adana 15 puan, Adana Demirspor Adana'da 17 puan şampiyonluk ipini göstermesi için yetecektir. Evet. Hocam siz son olarak PTT 1. Lig bölümüyle hem şampiyonluk hem playoff hem de küme düşme potasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sezon başından beri öngördüğümüz gibi Kayserispor'un bu ligi ben şampiyon olarak tamamlayacağını düşünüyorum. Adana Demirspor'un da ligi ikinci olarak bitirip Süper Lig'e terfi edeceğini düşünüyorum. Playoff'u ise Alanyaspor, Şanlıurfa, Antalya, Osmanlı arasında olabilir ama Osmanlıspor kan kaybetmeye devam ediyor. Her ne kadar şu an 3. sırada olsa da bundan sonrası süreç, özellikle bu hafta içeride kaybettiği Albimo Alanyaspor maçından sonra daha zor bir süreç başladı. Ki bu hafta da bana göre çok zor bir deplasmana gidiyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne. Kaybedebilir. Kaybederse sıralamadaki yerini de kaybedebilir. Belki Samsunspor'un bu haftaki oynayacağı Şanlıurfa maçı ya tamam ya devam maçlarından biri olabilir playoff adına. Ama Şanlıurfa Spor'un ev sahibi olması hasabıyla biraz daha favori olduğunu düşünüyorum o maçta. Dolayısıyla baktığımız zaman son yıllardaki hakikaten PTT 1. Lig'deki zevkli sezonlardan birini daha yaşıyoruz. Özellikle bu hafta maç maç geçecek olursak Kayseri Spor'un deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Denizli'de hakikaten Denizli Spor'un özellikle zeminin güzelliğini ifade edeyim. Mehmet Altıparmak'ın, Sayın Altıparmak'ın Denizli Spor'a bir ivme kazandırdığını gördük. Öne geçmekle beraber pozisyonlara giren, hakikaten kazanmayı arzulayan, istek noktasında kazanmayı düşünen bir Denizli Spor inşa etmiş. Ligde kalma adına ben Denizli Spor'un son düdüğe kadar savaşacağını düşünüyorum ve açıkçası ligde kalacağını tahmin ettiğim takımlardan biri. Kayseri Spor tecrübesiyle, kaliteli oyuncularıyla, özellikle Nobre'nin tecrübesiyle bence maçı kazandı diye düşünüyorum. Adana Demirspor son dakikasına berabere girdiği bir maçı evinde çevirmeyi bildi. Evet. O da bana göre hocalarla, teknik ekiple oyuncu profilinin maya ve dokusunun tuttuğunun bir tescili. Çünkü son düdüğe kadar oyundan kopmamak, maçı bırakmamak, hedefe ne kadar kilitlendiğinin, samimiyetle mücadele ettiğinin bir tescili oyuncular adına. Adana Demirspor'un da son ana kadar ben bu yarışı kovalayacağını ve ikinci olarak bitireceğini söylüyorum. Ama Osmanlı Spor için bu kadar iyimser değilim. Uğur Hoca'yı hakikaten zor günleri bekliyor. Özellikle bu hafta kaybederse işi çok kötü. Antalya Spor bana göre bir istikrar yakalayamadı. Bir kaybediyor, bir kazanıyor. Alanya Spor'un bu hafta gene zor bir maçı var. Bolu'da eğer kazanırsa, ki geçen hafta Ankara'da Osmanlı Spor'u müthiş bir mücadeleden sonra yendi, mağlup etti. Daha da farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. İçerideki Giresun maçıyla Ankara'daki Osmanlı Spor maçını ortaya koyduğumuz zaman gerçekten Alanya Spor her iki maçta da üst düzey bir mücadele ortaya koydu. İnanılmaz bir mücadele ki zaten Hüseyin Kalpar'ın yapısında olan bir şey. Son ana kadar kovalamak, maçı koparmak için mücadele etmek. Orada Emre Akbaba ve Ayte'ye bir parantez açmak istiyorum ben de. Hakikaten Albimo Alanya Spor'un çehresini değiştiren kaliteli oyuncuların başında geliyor ikisi de. Ve bize de hakikaten zevkli maçlar izlettiriyorlar. Şanlıurfa Spor bu noktada öyle tahmin ediyorum ki Osman Hoca ile 6 haftadır kaybetmiyor. İçeride dışarıda kazanıyor. Müthiş bir ivme kazandı. Bu hafta da Samsun Spor'u yenerse, ki bana göre favori, yener. İkinci sırayı da kovalamak için son ana kadar savaşacaktır diye düşünüyorum Suat Bey. Evet, değerli izleyenler, böylelikle programımızın sonuna gelelim. Milli takım arası var. Milli takımımıza başarılar dileyelim. Haftaya biz tekrar aynı saatte burada olacağız. Kayseri'de sabah programının hemen ardından. Bu arada da programımıza katılan, renk veren Erdoğan Arıkan'a, Şanlıurfa Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye, Turgut Uçar'a ve Kayseri Spor futbolcusu Murat Akın'a teşekkür edelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.